Son haftalarda yaşanan bu yeni gelişmeler ışığında vatandaşlarımızı ta başından beri bilgilendirdik. Kendilerine gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık. Ve çalışanlarımızla ilgili gerekli telkinlerde bulunmuştuk. Ve daha önce çatışma bölgelerinde çatışmalar varken o bölgelerde bulunmamaları konusunda da gerekli duyuruları da yapmıştık, hatırlayacaksınız. Bugün de ülkeden daha doğrusu Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduk. Büyükelçiliğimize ve konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu anda topluyoruz, değerlendiriyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyen, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı. Zaten bazı vatandaşlarımız, o başından beri ulaştığımız vatandaşlarımız Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla dönmek isteyenler ülkemize gelmişlerdi. Yine ülkede kalmak isteyen Afganlarla evli ya da başka sebepten dolayı, işinden dolayı esnaf kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların da güvenliği ve huzur için ilgili makamlarla Afganistan'daki kişi ve makamlarla temaslarımız devam ediyor. Onlarla da görüşüyoruz. Zaten başından beri tüm taraflarla temaslarımız var ve bu temaslarımız da şu anda da devam ediyor. Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri de zaten başından beri aldık. Gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, herhangi bir konsolosluk işlemi olsun, faaliyetlerini de şu anda sürdürüyor. Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Dönmek ya da kalmak isteyen vatandaşlarımız, çünkü bazıları kalmak istiyor, biraz önce söylemiştim. Bize hem Büyükelçiliğimiz hem de konsolosluk çağrı merkezimiz ki 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza. Buralardan bize ulaşabilirler, temas edebilirler. Bizim ayrıca bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları da takip etsinler. Tüm ihtimallere karşı tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim.